Arkadaşlar merhabalar tekrar. Arkadaşlar tekrar merhabalar. WordPress serimizin ders playlistimizin 3. dersiyle beraberiz tekrardan. Şimdi de size ben hosting ve alan adı kavramını anlatmak istiyorum. Arkadaşlar hosting demek web site barındırdığınız web siteleri yayınlamaya yarayan sunucudur. Bu hostingdir. Alan adı dediğimizde internet üzerinden aldığımız adres alandır. Bize tahsis edilir. Mesela ben Natro'dan aldım alanımı. Alanımın adı zekisoftware.com. Yalnız şöyle bir şey var. İlişkilendirmek gerekiyor. Aynı firmadansanız fazla sıkıntı yok DNS'lerde ama mesela ben cPanel aldım güzel hostingten. Panelim burada, sunucum, yayınlamak istediğim hosting burası. Alanımı da Natro'dan aldım. Bu şekilde bir alışveriş yaptım ama. Şimdi benim nasıl yapmam lazım? Arkadaşlar cPanel'i aldığınızda size zaten cPanel nereden alsanız alın çoğu yerde var. cPanel'in mantığı PHP Linux tabanlı şeyleri destekliyor yani yapıları. Daha uygun onlara. Bunun farklı versiyonları da var. cPanel'in ben hem eğitimlerde kolay anlaşılır olması için daha uygun gördüm. cPanel aldığınızda güzel hosting size mail atarak bilgilerinizi atıyor. En önemlisi burada size DNS bilgilerinizi veriyor. Sizin ne yapmanız lazım? Aldığınız hosting firmasındaki DNS'inizi eğer alan adınız farklı bir adresteyse oraya ilişkilendirmeniz gerekiyor. Ben ne yaptım? Alan adımı Natro'dan aldığım için Natro'da şöyle giriş yaptım. Tekrar göstereyim. Şurada mesela hesabım. Müşteri panelini açıyorum. Bunu karıştırmayın. Bu klasik bir panel yani internet sitesi içinde. Alan adı yönetimine dediğim an bana aktif alan adlarımı gösterecek. Ben ne yapıyorum? Oradaki alan adıma giriyorum. Aktif alan adları var. Aktif alan adlarımda yönet dediğim an bana DNS'lerimi getirecek. Ben DNS kısmına geliyorum. Güzelhosting.com kaç tane DNS'i varsa, ad sunucusu varsa, ad çözümleyicisi varsa bunları buraya yapıştırıyorum. Diyorum ki benim alan adım Zeki Software. DNS'lerimi burada arayacak, bulacak. Hosting'in burası. Evet, bunu anladık. cPanel'e geldik. Arkadaşlar bu arada lütfen en ufak bir şeyle bir takılırsanız Facebook hesabım da var. YouTube hesabım da var. Oradan istediğiniz soruları sorabilirsiniz. cPanel kısmına geldiğimde şunu yapıyorum. Şimdi biz neredeyiz arkadaşlar şu an? Ders başına da uzatmak istemiyorum videoları fazla. İsterseniz şöyle yapalım. Bu derste biz cPanel tanıdık. cPanel ne demektir, nasıl alıyoruz? Bunu da alınışını da göstermek istiyorum. Arkadaşlar tavsiye ediyorum güzel hosting'e girin. Güzel hosting firmasına girin. Ve bu güzel hosting firmasında girdiğinizde size zaten paketlerini gösterecek. En benim hoşlandığım şey de arkadaşlar bu firmada 7/24 desteğini veriyor ve siz burada ticket açıyorsunuz, destek açıyorsunuz. 20 dakika bir aralık gibi bir şeyle size veriyor. Bakın görüyorsunuz fiyatları, indirim kuponlarını. Buradan sipariş dediğinizde mesela basit bir panel istiyorsunuz. Geldiğinde burada alan isimlerini yapıyorsun. Kendi alan adını kullanabiliyorsun. Buradan next next diyerek alabiliyorsun bunu. Bu hosting arkadaşlar. Yani Natro'yu zaten bilmeyeniniz yoktur. Burada da alana da almak isterseniz domain kısmından sorgulayarak alabiliyorsunuz. Yani dersin uzamaması adına arkadaşlar burada isterseniz bitirelim. cPanel ne işe yarıyor? Nasıl alınıyor? Alan adı ne demek? Bunlar nasıl ilişkilendirir? Bunları anlatmış olalım. Bir sonraki dersimizde ise
aldığımız cPanel'de veya herhangi bir hosting'te ben WordPress'i nasıl kurarım? Nasıl uygularım? Nasıl yürütürüm bu işi? Yani ben direkt cPanel'i koyup WordPress'i kurup nasıl yayınlarım ve sonra yapılandırmamı nasıl yaparım? Bu konu üzerinde yoğunlaşalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.